Audio Jungle. Evet, iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir haftalık aradan sonra Boğaz TV ekranlarında Sport Medya programında yeniden sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi gelişen spor olaylarını programımızda değerlendireceğiz. Süper Lig'de haftanın maçı Beşiktaş-Galatasaray derbisi saat 20'de başlayacak. Bu maçı konuğumuzla değerlendireceğiz. Dardanelspor zor da olsa Batman Petrolspor engelini 1-0'la geçti. Bölgesel Lig'de Çanakkale Spor'un 3-0'lık deplasman yenilgisi, Karabük Belediye'nin de kendi sahasında 1-1'lik 500 evler beraberliği var. Süper Amatör Küme'de önemli maçlar vardı, onu değerlendireceğiz. Birinci Amatör Küme'de ilk yarı sona erdi. O maçın sonuçlarını ve puan durumunu vereceğiz. Ve Çanakkale Belediyespor voleybol takımı önemli bir maça çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'la kendi sahasında oynadığı maçı büyük çekişmeye sahne oldu. 3-2 kaybetti. Ünlü Lig'de de Amerikan futbolu vatanseverler Okan Üniversitesi'ni geçti. Onun da değerlendirmesini programımızın sonunda yapacağız. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Ahmet Katra. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bu hafta önemli bir haftaydı. Türk futbolu için Avrupa kupaları vardı. Galatasaray 1-1 berabere kalarak gruplara kaldı. Beşiktaş da lider girdiği gruptan elenerek çıktı. 3-1 kaybetti. İki takımın bu akşam ligde derbi karşılaşması var. Önce kupayı kısa bir değerlendirelim ve bu akşamki derbiyi konuşalım hocam. Ya, alışılmış bir durum bu. Yani Beşiktaş hep bu sonlarda tam böyle meyvasını yiyeceği zamanı hep geri tepmiştir. Ben bu meyveyi sevmiyorum demiştir. Yıllardır böyledir. Ta Sanlı Sarıoğlu kaptanın zamanından beri bu hep bizim son maçlardaki bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. O da o maçlardan bir tanesiydi. Yine favori çıktığımız, işte lider çıktığımız bir durumda. Hiç öyle, bir de galip bir öne geçtiğim bir maç. Ama ne hikmetse hala iyi bir profesyonel olmayan futbolcularla. Mesela Tolga. Ya tamam kardeşim, bütün hemen bir kalecinin de üstüne tabii ki yıkmak istemiyorum. Futbol kolektif bir oyun. Ta ki kulübesinden tut, o hocasından tut, ta kalecisine kadar. Ama bir uygulayıcı olan içerideki futbolcu oynayanlar, faal oynayanlar. Yani sen şimdi Tolga, kaleci demek zaten bir puan demektir. 1-0 öndesin. O bazen böyle basit hataları yanmayacak. Öyle kolay goller yemeyecek ki takımı sırtlasın gitsin. Böyle öften püften böyle goller yediği zaman da takımın otomatikman bütün moral motivasyonunu sıfıra indiriyor. Ki biz taraftar olarak moral motivasyonumuz televizyonun karşısında sıfıra iniyor. Bir de düşün onun orada beraber yaşadıklarını canlı canlı. Yani Tolga artık Beşiktaş kalesine ben yakışmıyor diyorum. Yani bir an evvel Beşiktaş iyi ama çok çok iyi bir kaleci alması lazım ki arkasına hiç bakmasın. Bize kalecilerden çekiyoruz. Evet hocam, bir takım için kaleci çok önemli. En önemli çok oyunculardan önemli. Bir tanesi. En son adam, ondan başka kimse yok. Tolga geçtiğimiz sezonda bayağı eleştirilmişti. Evet. Ve çizgi kalecisi olduğu yönünde. Ve nitekim bu maçta da o ortaya çıktı. O pozisyonda çıkıp o topa kapaklanması lazımdı. Ya, tabii ki yani, çünkü onda yok, ayağım kaydı, onunla bırakacak. Evet. Yani bir sürü bahane. Ona çıktı zaten. Arada ben baktım 10 metre var. Sen kalenden çıkıyorsun, duruyorsun. Niye duruyorsun? Ya çık bitir. Olay bitecek. Yani geliyor adam, ayağının burnundan dokunuyor. Bu kadar basit gol yediğin zaman takımın yapacak bir şey yok. İsteği kadar Quaresma kendini parçalasın. Ne yapacak? Çünkü çok basit gol yiyorsun. Çok basit gol yediğin zaman
tepe taklak olursun ama helal olsun geri rakibimiz. Onu ben vallahi tebrik ettim. Hocasını da tebrik ettim. Değişikliklerle yapmış olduğu taktik değişikliğiyle de Şenol Güneş'in üstüne çıktı yani. Evet. Tabii Tolga maç final maçı olunca evet. Bu hatası çok pahalıya patladı. Çok patladı. Hemen arkasından yemiş olduğu kapattığı köşeden yine bir gol. Yani kapattığın yani köşe. Yani 3 golde kurtarılabilir pozisyonlardı. Ama kaleci tabii. için talihsiz bir gündü. Beşiktaş aslında iyi götürdü Avrupa serüvenini. Çok iyi götürdü yani. Noktaladı. Galatasaray da gerçi rakibine karşı iyi oynayamadı. Ama oynayamadı ama almasını bildi. Evet, bir puanı aldı ve gruptan çıktı. Önemli bir beraberlikti Galatasaray adına. Fener de aynısını yaptı. Galatasaray, evet, Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen almasını biliyor işte. Ne kadar güzel. Kazandı, yani. Beraberlikle sonuçlandırdı evet. maçı ve gruplara kaldı. Başarılar dileyelim. Evet, her iki takımıza da başarılar hocam, diliyoruz. Ve bu akşamki Beşiktaş Galatasaray derbisi ne olur? Hocam şimdi Galatasaray moralli, eğer Beşiktaş moralsiz. Sayın Kurt, eğer gerçekten bunlar, ben artık bunun üstüne basa basa konuşmak istiyorum. Gerçekten profesyonellerse, dün yok, o bitti. Avrupa Kupası'nı kapattın, o bitti. Sen şimdi önünde Türkiye Ligi'ne bakacaksın. Sen Türkiye Süper Ligi'nin şu anda liderisin. Sen bu maçı kazanırsan varım diyorsun. Yine geçen seneki durumları yaşamayalım. Yani çünkü dünde kalırsan tepe taklak olursun. Hayat devam ediyor. Hani ölen geri geliyor mu? Giden de geri gelmez. Bitti. O bitti. Şimdi önümüzdeki oynanmamış bir maç var. Ve bu akşam işte bir saat sonra başlayacak. Sen bu maçı kazanacaksın. Hiç olmazsa Türkiye'de bir şampiyonluğu hedefle o şampiyonluk kupasını müzemize götür ki yaralar birazcık olsun, sarılsın. Evet, Beşiktaş bu akşam da bu derbiyi kaybederse kulüp büyük kaosa girer. Girebilir hocam. Evet, tamam. Normal çünkü Avrupa Kupası'nın arkasından. Peki kalede bu akşam yine Tolga oynayacakmış. Şenol Güneş'in açıklaması öyle. Sen nasıl değerlendiriyorsun hocam? Vallahi bu moral motivasyonu içinde eğer Tolga kafa olarak bitmemiş görüyor herhalde. Şimdi o en iyi onu teknik adam görüyor. Onunla beraber o çalışıyor bütün hafta boyunca. Eğer onu keserse tamamıyla kaybederim bir düşüncesi var ise Şenol Güneş. Şimdi bu derbide onu kullanmasından daha doğal bir şey yok. Çünkü neden diyecektin? Diğer çocuk çok maç eksiği olan. Kalkıp bütün faturayı onun üzerine yıkmak da haksızlık olur. Ben inşallah bu akşam Tolga Libzon maçını unutturur bize. Peki seyirci Tolga'ya ne kadar sabredecek maçta? Eğer hatalı oynamaz, iyi bir maç çıkarırsa ben seyirci onu böyle bir maçta. Çünkü derbi maçlarında hep seyirci bütün her şeyi unutur. Ha diğer maçlar olsa dediğin gibi çatlak sesler çıkar. Ama yine bariz hatalarla hele hele kafadan Allah göstermesin diyorum gol falan yersek herhalde bu akşam dediğin gibi de o kaos yaşanır. Gibi gece evet. olur. Ama iyi maç çıkarsın istiyorum. Evet, hayırlısı. Türk futboluna yakışır bir derbi olsun. İnşallah. Türkiye'nin iki de güzide kulübü evet. Beşiktaş ve Galatasaray. Biz de maçı izleyeceğiz. Evet. Allah kısmet ederse programımızın sonunda yetişirsek. Kısaca hemen Fenerbahçe-Başakşehir maçını. Fenerbahçe 1-0 kazandı. Başakşehir 60'ta 10 kişi kaldı. İyi futbol oynamadı Fenerbahçe belki ama maçı skoru yıldızlarıyla aldı senin dediğin Sayın gibi. Sayın Kurt, maçı izledim. İşte dediğim gibi iyi profesyoneller bazen böyle götürüyor. Başakşehir'de aman aman hani ben şöyle şöyle pozisyonlara girdim. O içinde değil ama ben 90 dakika boyunca izledim Başakşehir'i. Hani o asılan diğer takımlara hani koparıcısına yapan bir Emre işte gördün mü? Yani ne kadar sakin. Yani sen Emre hiç böyle sakin gördün mü ki? Ne kadar sakin. Neden? Fenerbahçe'de yani herhalde şey. Yani. Fenerbahçe tabii yani bunu çocuk 5 yaşındaki çocuğa söylesem bile Emre abi bu mu der yani. Hiç o hırs yok, oynama arzusu işte alıyor, veriyor. Herkes yapıyor zaten. Hani o maçı koparayım havasında olan bir Emre yoktu zaten. Ha genele baktığın zaman da yabancıları iyi. Gözüme hoş geldi yani şeyin yabancıları Başakşehir'i. Ama genelde baktığın zaman seyircisinle olsun, futbolcusunla olsun
Kalede şeyde Volkan da benim gözüme, her iki kaleci de iyi ama önüne attığı gol de mükemmeldi. Yani oradan çekti, evet, çekti, çekti ve alt köşeye kaleciyi tamamıyla çaresiz bıraktı. Yalnızca seyredildi. Gol mükemmeldi. 3 puan getirdi. 5 de atsan 3 puan, bir tane daha atsan 3 puan. Fenerbahçe istediğini aldı diye. Evet. Bu galibiyetle de liderliğe yükseldi. Haftanın sürpriz sonuçlarından bir tanesi diyebiliriz. Sivasspor Gençlerbirliği deplasmanında yendi ve maçtan sonra Mehmet Özdilek görevine son verildi. Evet. Alışılık bir antrenör daha gitti. Şimdi Mesut Bakkal mı hocam? Sayın Kurt, canım benim. Yani ben artık, bana sürpriz gelmiyor. Alışırdı yani. Benim ya diyorum ha, tamam 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta bir takım tekrarlanırsa hemen yedekteki duruyordur. O isim bellidir zaten. Yani biz torbadan çıkmıyor. O isim bellidir. Bak görürsün. Ama bu giderse, bu gelir, bu peki giderse, hocam, bu gelir. Şöyle bu, alıştık benim, aklıma bir soru geliyor da. Tabii işte şimdi Şifo Mehmet daha önce de Gençlerbirliği'nde görev aldı. Yine başarısızdı, gönderildi. Bu sene tekrar geldi. Hadi kulüpler alıyor da. Hoca ya beni gönderdiniz, ben bir daha buraya gelmem demiyor mu hocam? Demez, neden? Kapıyı açık bırakıyorlar, ekmek davası. Ama kavga edip de gitsin bakalım, bir daha gelme şansı var mı? Adamı cavcav sokar mı? Kapıdan içeri Sayın cavcav sokmaz. Yani ama kapıyı öyle bir açık bırakıyorlar ki tamam diyor. Ve size diyor acil yeni kan lazım. Benden böyle gitti, olmadı diyor. Cavcav'ın zaten o kelime hoşuna gidiyor çünkü yedekte var. Tamam diyor Mehmetciğim, sen güle güle gel Ahmetciğim. Bu kadar. Bu çünkü artık alışıldı. Evet. Ve çok nadir işte Sayın Mustafa Denizli gibi ya da Sayın Fatih Terim gibiler. Onlar son anda belirli büyük kulüplere, onlar tombaladan çıkmaz. Onlar belirlidir. Eğer onlar gelecekse aylar öncesinden o şeyine girmiştir artık, yoluna girmiştir. Hele hele böyle 2-3 tane de Avrupa maçlarında falan başarısız oldun mu hemen o gerçeğe dönüşür. Bir de bakmışsın ki hiç o bizim hep söylüyoruz konseyin içindeki dışındaki hani o ihtiyar heyeti başlar gelir. Onun için konseyin dışına muhakkak çıkar diye düşünüyorum. Ama genelde de baktığım zaman bence Sivas çok güzel bir 3 puan hanesine yazdırdı diye düşünüyorum. Gençlerbirliği de zaten biliyorsun belirli maçlardan sonra puan dağıtmaya başlar. Çünkü ne küme düşme oynar ne de şampiyonla oynar. Evet. Süper Lig'de Fenerbahçe liderliğe yükseldi. Programın başında onu söylemiştik. Ve Süper Lig'le ilgili notlarımızı burada noktalayalım. Amirli takımının kuralları çekildi hocam. İspanya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan D grubunda yer alacak. Şansımızı nasıl görüyorsun? Fatih Terim'in istedikleri gelmiş işte. Ben dedi büyüklerden dedi asla dedi çekinmem. Yani çıkabilecek en zor kura çıktı diyebiliriz ama. İstiyor, öyle istedi. Fatih Hoca zoru. Severim diyor, seviyor. Ben diyor zoru severim diyor. Başarı. İnşallah. Evet. Evet hocam, 3. lige geçelim. Dardanelspor ligin son maçında Batman Petrolspor'la oynadı. Evet. Zor bir müsabaka oldu. Ben de karşılaşmayı televizyondan izledim. Çünkü sabahın çok erken saatlerinde bizim maçımız vardı. Dolayısıyla biraz da yorgunluktan eve gittim. Ton TV'den maçı seyrettim. Ve 1-0 kazandı. Sen maçtaydın. Maçı değerlendirdin hocam. Evet. Nasıl buldun Dardanelspor'u? Maçın başından sonuna kadar hep kazanma arzusu içinde bir Dardanelspor vardı. Ama Özer'in yokluğunda, hani burada parantez içine açıp da alternatif, alternatif, alternatif diyordum ya. İşte bu maçta öyle bir göze batıyor ki santraforsuz oynuyorsun. Dardanelspor yok. Sağdan soldan tamam gelecek götürüyor. İlker kendi kuvvetiyle serbest oynuyor zaten. Bir sağda bir solda görüyoruz. Taşıyor, getiriyor. Adam yok. Atacak kim? Yok tabii. Getiriyor altı pasın köşesine kadar. Ara kime verecekti? Yok. Takımda santraforun yok. Gol atacak ama işte ne oldu? En sonunda bir penaltıya kaldın. Yani yok. Dokunacak, o kafaları vuracak.
Ama ne abi uzaktan işte şutları mutları yani bir şeyler kazanmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama senin bir golü neticeyi değiştirecek. Üç direğin arasına topu geçirecek santroforun yok. Yani bizim burada üstüne basa basa söylediğimiz Boğaz TV şeyinde spor programlarında Sayın Kurt hep söylediğimiz şuydu. Alternatifin olmaz ise sen şampiyonluğu hayal bile edemezsin. Edememenin sebeplerinden bir tanesi de bu. İşte bir özerin yok, santraforun yok. Allah muhafaza bir ilkerin olmasa top taşıyacak adamın yok. Bir Ahmet'e kalıyorsun. Olmuyor. Ne oluyor? Kolun kırık. Şey gibi olursun ya. Düşünsene. Kuşun bir kanadı birazcık arızalı oldu mu uçamıyor. Uçamazsın. Gidemezsin. Onun için alternatifin olacak bu arada transfer arasında bunları görüp buralara nakşedeceksin. Buralara adam alacaksın. Buralara tabii şampiyonunu istiyorsan. Ha ben buralarda kalırım diyorsan zaten gerek yok. Altyapıdan alırsın, oradan alırsın. Bunu götürürsün. Düşmezsin çünkü. Evet. Ama dediğim gibi bu seyirci artık şampiyonluk istiyorsa. Ama maçta seyirci de yoktu hocam. Yok. 17 gençliği çıkar. Ya zaten o belirli bizim 17 gençlik olmasa maçta seyirci yok. Tabii canım. Şimdi yani. Nereden diyeceksin evet. Maçı gelmedi. Televizyon veriyor. Televizyon verdi. Şimdi evet, eskiden kamera karşı tribünleri, boş tribünleri gösteriyordu. Gösteriyor. Şimdi kameralar karşı tarafa konmuş. Burayı protokol tribünün olduğu tribünü gösteriyor. Yani 17 gençliğin olduğu alan bir kısım dolu. Allah muhafaza onlar bir maça gelmese zaten profesyonel maç olduğu zannedemezsin yani. 17 gençlik hayat veriyor zaten oraya şey Sayın Kurt. Yani onlar hep var zaten. Bildiğimiz bileli var. Onlar olmadığı zaman zaten yok. Yani o taraftan da işte birkaç tane şey. Ama dediğim gibi ateşlemek yani sezon lazım. Sezon başında ateşlemek daha çok bir seyirci vardı. Vardır, geliyordu. Vardır, o türbün vardır. En azından komple doluyordu hocam. Evet. Ben bir canlı olarak orada maç izledim. Protokol türbününün hep sol tarafındaki türbüne ben giriyorum. Sağ tarafta 17 gençlik var. Protokol türbününü genelde ben kullanmıyorum. Ben taraftarların içerisinde seyrediyorum. Sol taraftaki türbünde. Orası bile doluyordu. Geçtiğimiz hafta, iki hafta önceki televizyon yayında da oradaki türbünlerin boş olduğunu gördüm. Bu hafta da aynı şeyi gördüm. Demek ki o ateş ilk haftaki Gerilediğin zaman hep öyle olur zaten. Evet. Sen 6. sıraya düşersen şimdi bak dikkat edin ya her şeye başarı endeksi. Bu yalnızca profesyonel amatör varsa da öyle. Sen birazcık çıtayı yükselttiğin zaman arkanda muhakkak o desteği buluyorsun. Geliyor. Nedense bu psikoloji bütün herkeste var. Evet. Yani başarı endeksi. Onun için de pek ben yadırgamadım. Evet. Yani şimdi gene birinci sıraya falan doğru yükseldiği zaman o türbünler gene dolar. Evet. Ya bu iş çünkü başarı diyor ki nerede 6. sıra bunda gene bir şey olmaz dedi mi? Bakıyorsun azalma. Ama belirli oraya kalbini ruhunu vermiş bir 17 gençlik taraftarı var. Onların hakkını zaten kimse ödeyemez. Hele Dardanelspor olarak. Taraftar çünkü taraftar olarak tabii onun hakkını ödeyebilir mi ya? Yağmurda, kırda, kaçta her zaman 17 gençlik var. Onların üzerinde işte çat çut birkaç tane başarı giderken işte bizim o seyirci dediğimiz hani taraftar o kısımda birazcık başlar bağırmaya, işte sahip çıkmaya başlar, hakeme müdahale etmeye çalışır. O tipler hep takımı bir yere gideceği zaman ama 17 gençlik takım mağlup da olsa, galip de gelse, beraber de kalsa çağırır buraya buraya diye. Yani şimdiki durumda daha da çok bağlanıyorlar yani. O gençlik taraftarı alkışının olsun, yüreğinin olsun, çağırmasını hep çıtayı yükseltmek istiyor. Bu da tabii inşallah gencecik pırıl pırıl bir de başkanımız var yani Mehmet Önen. Ama o da bir yere kadar ne yapacak? Yani işte biraz eğer bizim sözlerimize de burada Boğaz TV'nin Sayın Kurt sizin programınıza birazcık kulak verip de ya bak bu adamlar alternatif diye bir şey koyuyorlar. Nedir bu deyip de bir arkadaşlarını veyahut da etrafından bir söyleşiye girip de böyle bir kendi kendine bir özet çıkartıp da karşılarına ya bak haklı bir özel yok bak diyebilmesi gerektiğini düşünüyorum tabii yaparlar ki. Yaparlar herhalde hocam. Yani biz hep burada programda onu söyledik. Yani bu takımın şampiyon olması için muhakkak takviye şart. Evet. Yani bu kadro gümbür gümbür şampiyonluğa gidecek bir kadro değil. Evet, çocuklar hocam. İyi niyetli, genç.
mücadele ediyorlar ama bir yere kadar. Yani şampiyonluk öyle kolay bir şey değil. Şampiyonluk yaşamış tecrübeli oyuncular da şart. Dolayısıyla ya ben maçı televizyondan izledim. Stat'tan izlemeyle televizyon arasında çok fark var hocam. Çünkü benim gözlemlediğim de şu. Batman Petrol tipik beraberliğe gelmiş. Evet. 11 kişi savunma. Yani yarı sahanın bu tarafında. Dardanelspor'un kendi sahasında pas yapmasına izin veriyor. İlk yarıda zaten Dardanelspor orta saha kalabalık olduğu için santrafor da yok. Defansın arkasına atılan koşularla, defanstan ve orta sahadan uzun paslarla, vuru parlakla pozisyon üretmeye çalıştı ama net bir pozisyon üretemedi. Aynen. Net bir pozisyon. İkinci devre de buna benzer oynadı. En önemli pozisyonda da top direkten döndü. Evet. Çok güzel sağ taraftan ceza sahasına girdi. Yaydan gelen İlker'e çıkardı. İlker vurdu üst direkten. Maçın en önemli pozisyonu ve tek pozisyonu diyebiliriz hocam. Daha güzel gol pozisyonu anlamında. Ondan sonra penaltı, kırmızı kart çift sarıdan. Sonra da Uğur Parlak'ın gereksiz yere, her zaman. Televizyondan gördüğüm kadar, siz oradan nasıl gördünüz bilmiyorum. Gereksiz rakip sahada olan bir topta gidip adama girmesi, çok gereksiz bir kırmızı kart ve tekrar 10-10 oldu. Bu sefer maç zora girdi. Yani adamlar son 10 dakikalık, 15 dakikalık bölümde pozisyonlar ürettiler ceza sahasında. Allah'tan son vuruşları iyi yapamadılar. Üstten avuta gitti. Çok kritik bir maçtı. Evet. Bu maçtan 3 puan alınmasaydı ilk yarıyı playoff'un dışında kalarak bitirecektik. Bu galibiyet zar da olsa, eksiklikler de vardı muhakkak. Sakat oyuncular. Ama önemli olan kazanmaktı. Zar da olsa bir puan. Evet. Çok kötü olabilirdi berabere bitseydi. 3 puan çok iyi. 3 puan iyi oldu. Ve bu puanla 32'ye yükseltti. Evet. Ve ilk yarıyı 5. sırada bitirdi. İlk yarı tatil oldu. Devre arası. Kastamonuspor deplasmanda berabere kaldı. Evet, 2 puan kaybetti. 2 puan kaybetti. 38 puanda kaldı. Beylerbeyi kazandı. Üste çıktı. Erzincan yenildi. İlk yenilgisini aldı. Böylece playoff için tabii 6. sırada Erzincan kaldı. Yani ilk yarıyı kapatanların üstüne bir şu anda Dardanelspor karlı. Neden? 5'te bitirdi. 6. sıradaydı. Evet. Playoff'un içinde bitirmesi karlı. Diğerleri bir şey kaybetmiş değiller yani. Evet. O ilk kafadaki şampiyonluk 5. Şampiyonluk yarışı devam edecek ama şu anda geçtiğimiz hafta da değerlendirdik. Ligin alt sıralarındaki takımlara daha da zorlandı Dardanelspor. Evet. Konsantrasyon eksikliği midir artık? Yok mu? Birbirinden farkları yok. Rakip takımların senin söylediğin gibi birbirinden farkları olmadığı için mi? Önemli takımlardan önemli puanlar aldık ama alttaki takımlara çok puan kaybettik. Batman Petrol de sondan düşmeme mücadelesi veren bir takımdı. Hepsi mücadele. Az daha puan alıp gideceklerdi. Ama çok şükür Dardanelspor kazandı. En azından ilk yarıyı ilk 5 içerisinde bitirdi. Şimdi bir devre arası var. Az önce senin de söylediğin gibi başkan hocanın raporu doğrusunda, talebi doğrusunda muhakkak ki takviye yapacaktır. Çünkü bütün takımlar takviye yapacaklar. Özellikle bu ilk 5 içerisinde yer alan takımlar şampiyon olmak için muhakkak adam alacaklar. Bizim de Dardanelspor olarak adam almamız lazım. İlk yarı ilk 5 için hedef şampiyonluk, gönül isterdeki lider olarak bitirelim. Ama ilk 5 içerisinde olmak da umutlarımızı devam ettirtiyor. En azından Kastamonu bize gelecek. Evet. Evet, 3. ligi kapatalım hocam. Ve geçelim bölgesel lige. Bölgesel ligdeki temsilcimiz Çanakkale Spor içinde bulunduğu kaos ortamını bir türlü atlatamadı. Önemli gelişmeler oldu. İstanbul'da İFA deplasmanında 3-0 kaybetti. Yani söylenecek Var. Bir sürü şey var. Onu bir özetleyelim. Ahmet hocamız söylesin. Bu grupta 3 tane maç hafta sonu gerçekleşen sınavlar neticesiyle oynanmadı. 3 maç oynandı. Sultan Gazi şampiyonluğun en güçlü adaylarından deplasmanda Büyükçekmece'yi 2-1 yendi. 500 evler Karabiga'da 2 puan bıraktı. Karabiga 1 puan aldı. Berabere bitti. Bu bizim için şampiyonluk hesabı yapacak olursa Çanakkale Spor iyi bir sonuçtu. Ama kendisi gitti. İstanbul'da 3-0 kaybetti. Ve bu konuyla ilgili önemli bir gelişme de İştaş Spor'un Çanakkale Spor'dan desteğini tamamen çektiği
söylendi. Bundan sonra Çanakkale Spor kendi yönetimiyle, yani özel idare yönetimiyle devam edecek. Neler olacak hep beraber göreceğiz. Ama ben şahsım adına şunu söyleyebilirim. Çanakkale'ye yazık oldu. Yani sürpriz mi oldu? Hayır, sürpriz olmadı. Sen hep dile getirmiştin ama iki yıl içerisinde futbola, yani 2 trilyon yatırım yapan bir kurumun böyle kişisel hesaplar neticesinde bu işten uzaklaşması kimi kazandırdı, kime kaybettirdi? İlerleyen günlerde bunu çok daha iyi anlayacağız ama biz burada programlarımızda hep bağırdık. Sponsor, sponsor, kulüpler zor durumda, kulüpler ekonomik kaynak bulamıyorlar. İşte neden sponsorlar destek olmuyor? İşte sponsorlar bu yüzden destek olmuyor. Ve gelinen noktada 2 yıl gibi bir süre geçmeden yaklaşık 1,5-2 trilyona yakın para harcanan bir yerde kişisel bir sürtüşmeden dolayı işte spor bırakıyorsun. Desteğini çekti. Ve özel idare sporun kendi yönetimi kaldı. Nasıl devam edecekler ilerleyen günlerde göreceğiz. Muhakkak destek bulunur. Bölgesel ligde olduğu için takım. Yani süper amatör kümede olsa artık kimse bir destekte bulunmayabilir ama bölgesel ligde olduğu için Çanakkale'den belki destek olmaya çalışacak olan iş adamları olabilir. Ama daha önce de hatırlarsanız kongre aşamasında Turgay Kılıç ve yönetimi de sırf Sadık Aydoğan'ın listede yer almasına karşı çıkıldığı gerekçesiyle o iş adamları grubu yine özel idare yönetimine bırakmıştı kulübü. İştaş devam etmişti. Bu sefer de yine İştaş bıraktı. Yine özel idare grubu kazandı diyelim. Hocam sen de bildiklerin varsa onları anlat. Neden böyle oldu? Niye oldu? Yani kişisel hesaplar uğruna bu sponsor kaybedilebilir miydi? Bak Sayın Kurt, ben olaya öyle bir özetten gireceğim ki bunları zaten ben dile getirmiştim. Hani ben de istemiyorum, hep ben söylemiştim ettin de falan demek de benim de ben şeyim değil yani, prensiplerim içinde değil. Ama gören gözle kılavuz istemez Sayın Kurt. Ben severler sevmezler, tutarlar tutmazlar ama gerçekten bak yürekten söylüyorum. Çanakkale'de gerçekten bir Niyazi Önen gerçeği var. Neden? Yıllardır sen de onun futbolculuğunu yaptın, sen de beraber yaşadın. Pes etmeyen, hani ayakkabılarımı alayım, misketimi alayım, ben çekileyim, herkes başının çaresine baksın demeyen tek bir kulüp başkanı olarak Çanakkale'nin başındadır. Aynı bundan önce Çanakkale Spor kurulacak dediler. İşte dediğin gibi o geldi bu gitti. Hep bırakmalar. Hani hep diyorduk ya milletin cebinde akrep var. Ta şeylerden bile tuttuk. Çan'dan gelip oradan niye bu takımların başında değil de bir profesyonel takıma çıkarsın diye. Hep buraya gündeme getirdik Sayın Kurt. Al işte 2 yıl dediğin gibi sen trilyonlar harcıyorsun. Peki Süleyman'a kızdım, Mehmet'e kızdım, Şerafettin'e kızdım, bırak. Olur mu? Sensin oranı zaten. Onları yok edeceksin. Çünkü parayı veren sensin. Nasıl yok edeceksin hocam? Kulüp onların elinde. İşte niye verdin? Başkan var. Hayır niye verdin? Baştan bir ortaklık hayır, yanlış onu hayır, söylüyorsun. Bir kere kulüp onların elinde diye bir şey yok. İşte kulübün zaten genel bütün para durumları o zamandan imza Sayın Ayhan Bey, Sayın Müvekkilimiz Ayhan Bey'di o zaman onun. O imza vermeden oradan kimsenin bir kuruş çekme şansı yok. O vardı. Şimdi Sayın Milletvekilimiz oldu başımda. Sen koskoca sanki ellerinde çünkü. İştaşın da elinde bütün her şey. Niye değil? Var. Ama onlar ilgileniyor diye. Hani dediğimiz bir yöne ayak hani o gittiğine götürsüne lisans işlerine falan. İştaş uğraşmaz ki. Onlara havale ediyor. Ama futbolcunun 100 lirası verecek. İştaş'tan geliyor. 200 lirası verecek. İştaş'tan geliyor. Parayı veren zaten patronu. Hani yönetimin üstünde hiç kimse olamaz diyoruz ya. Patronun üstünde tabii ki kimse olamaz. Patron iştahsa bütün söz söyleme hakları da onda. Ama biz imza vermeden, şunlar olmadan deyip de böyle yaparsanız özel idare 3. amatör kümeye düşer kardeşim. Varsa 3. amatör küme.
Yani herkes bunun bilincinde olacak. Ha istemiyorlarsa biz gene amatör kümede devam ederiz derse zaten Sayın Ayhan Bey'in o zamanki olduğu zamanki müdür olduğu zaman şimdi vekil zaten dedi ki kapatın kardeşim. Ben istemiyorum dedi takım. Ben de bu takımın teknik adamıydım. Ben bu adam takımı süper amatör kümeye çıkaran teknik adamıydım. Ben birebir konuştum. Kapatın dedi. Derden ele verdiler. Bunu herkes biliyor. E böyle bir veli nimet var. Böyle bir iştaş gibi futbola, spora, yalnız size değil, herkese yardım ediyor. Niye küstürüyorsunuz ki? Kendi zevklerinizin uğruna niye siz helak ediyorsunuz? Bırakın kardeşim koltuk sevdalısından. Bırakın görevleri başkaları yapsın. Hiç olmazsa Çanakkale bir ivme kazanılsın. Çanakkale'de bir tane daha bir profesyonel takım üyetinde takım olsun. Yani ben bunları istiyorum. Hocam şimdi sorun futbolcuların teknik adamı istememesiyle başladı. Evet. Futbolcular bir hafta antrenmana çıkmadı. Ve sürtüşmeden, neticeden dolayı özel idare, İştaş, ortak bilemiyorum nasıl olduğunu karar aldılar. Futbolcuları maça almadılar, genç takımla çıktılar. Bakın o hafta Yalova Spor'dan 3 puan geldi. Evet. Tekrar ikinci sıradaydı takım. Eğer o sürtüşme olmasa, burada Kestel Spor'du rakip. Evet. Kestel'i yenme şansı vardı bu takımın. Tabii canım puan alma şansı. Oradan 3 puanı kaybettin. O krizden futbolcular 5-6 tane skadro dışı bırakıldı. Tekrar antrenmanlara başladılar. Aynı hoca nezaretinde. Bu hafta da gittiler. 3 tane yediler. Ben 18 yıl profesyonel futbol oynadım. Teknik adamlık da yaptım. Şimdi eğer bir takımda bütün takım halinde biz hocayı istemiyoruz. Sebepleri vardır. Bilemiyoruz içinde neler yaşandığını. İstemiyoruz diyorlarsa orada bir sorun vardır. Sen şimdi burada futbolcular siz hocayı istemiyorsunuz ama biz hocayı istiyoruz. Biz hocamızla devam edeceğiz. Deme lüksüne sahip değilsin. Bu aşamada değilsin. E tabii değilsin çünkü uygulayıcı olan onlar, futbolcular. Evet. Tekrar burada inatlaşmanın anlamı yok. Orada X olur, mix olur. Kimse vazgeçilmez değil hoca olarak. Ya bugün Ertuğrul Sağlam'ı mı Bursa Spor kovarak gönderdi. Tarihinde ilk kez şampiyon yapmış bir takım. Evet. Ama takım bazen işte az önce söyledik. Evet. İşte Şifo Mehmet bıraktı. İşte Hamza Hamzoğlu 3 kupalı antrenörü gönderdiler yani. Nedir bu ısrar? Şimdi orada ortada bir yatırım var. Yapılmış. Hedef şampiyonluk. Takım kötü gidebilir. Bu takım kötü gidiyor demek ki hoca başarısız anlamına mı gelir? Hayır, gelmez. Hayır. Hoca başarılıdır. Takımın bazı şeyleri vardır. Bazen kan değişikliği olmaz. Şansın ters gider. Yani kaos var. Yar işte bu kaosa merhem olacaklar onlar. Yok biz hocamızı yedirmeyiz. Mantığından hareket edersen. E adam da kardeşim 1,5 trilyon para harcıyor burada. İşte o da çekiliyor. E şimdi orayı inatlaşmaya getirip ama siz şey yapın biz hocayı vermeyiz siz de para vermeyin. Zararı kime? Evet takıma. Takıma. Tabii. Çanakkale'ye. Çanakkale'de. Çanakkale'nin belki bir profesyonel takımı daha olacaktı. Belki buradaki futbolcu arkadaşlar biraz daha şey yiyecekti. Şimdi baktığımız zaman ne oldu? Halk bütün inancını yitirdi. Ne oldu? Evet. Neticede şimdi tamam teknik adam Çanakkale çocuğudur. Hı. Sahip çıkılsın. Bir dakika Çanakkale çocuğu sahip çıkılsın da şimdi bir çocuğa sahip çıkılması için koca bir sponsoru mu feda etmek lazım? Bütün futbolcuyu da feda ediyorsun. Hepsini feda ediyorsun. Kulübü feda ediyorsun. Evet, hocam mesele o değil yani. Hoca gelir gider. Yönetici de gelir gider. Ama kulüp kalır. Bakın burada bir Çanakkale Spor ismi var. Şimdi bugün süper amatör kümenin yarısında aldı İştaş kulübü. Değil mi? Evet. Aşker Çelik takım başına geldi. O sezon geçti. Yeni sezonda çok büyük paralar harcadılar süper amatör kümede. Adam hiçbir işine karışmadı. Tekrar Aşker Çelik devam etsin. Dedi. İştaş hiç müdahale etmedi. Etti mi hocam? Yok, bildiğimiz. Yok. Etmedi. İştaş Aşker Çalık'la devam etti. Takımı şampiyon yaptı Aşker Çelik. Başarılı mı? Başarılı. Başarılı. Yeni sezon bölgesel lige giriyor. Şampiyonluk hedefi. Üçüncü lig hedef. Evet. Hocam. Evet. Ne diyor? Aşker Çelik devam etsin. Buna da karşı çıkmıyor. İştaş. Evet. Tamam diyor devam etsin. Çünkü başarılı bir antrenör var. Ama bu lig için tecrübesiz bir antrenör var. Gelinen noktada bir sürü harcama yapılmış. 1,5 trilyon.
söylenen 1 trilyon 1,5 trilyon arası. Evet. Aşikar Çelik'le devam edilmiş. Belli bir noktaya kadar gelmiş. Belli bir noktadan sonra takım kötü sonuçlar almaya başlamış. İnsanlar doğal olarak bir değişiklik isteme arzusundalar. Değişiklik arzusuna karşı da sen hayır öyle değil efendim. Bak futbolcular istemiyor. Yani biz futbolculara yem mi olacağız, teslim mi olacağız meselesi değil. Biz de antrenörlük yapıyoruz, sen de antrenörlük yapıyorsun. Ben futbol tarihinde ilk kez bir takımın komple antrenörü istemeyiz deyip antrenmana çıkmadığını burada gördüm. Komple bir takım. Ve 9 kişi sahaya çıkan bir şey. Onun kısmını ilgilendirmiyor beni. Kimle çıktıkları önemli değil. Yani bir takımda hepimize, ben de futbolcuydum, sen de futbolcuydun. Antrenörü bir kısım oyuncu sevmez. Sevmeyenler kimlerdir? Oynamayanlardır. Normaldir bu. Tabii. Çünkü oynatmadığı için. Oynayanlar sever. İlla ki 5-6 kişi sevmez antrenörü. Bizi de sevmeyen var. Şu anda ben Ezine Spor'un başındayım. Ben de sevmeyen oyuncularım var. Ama komple bir takım hocaya karşı tavır alamaz. Alıyorsa orada başka bir problem var. Bu problemi çözmedikten sonra sen oyuncuyu affetsen ne olur, alsan ne olur, hoca devam etse ne olur, devam etmese ne olur? Bu sorun, o sorun başka bir sorun. Yani bu kişisel aşikarın antrenörlüğünü tartışmıyoruz burada. Başarılı mıdır, başarısız mıdır? Hayır canım, ne alakası var? O konuyla ilgili değil. Mesele değil. Bu. Evet. Mesele nereden neşter vuracaksın? Buradan vuracaksın. Evet. Vurmadın. Kangren oldu. Sponsor gitti. Bu sene bir şekilde gider. Birileri de çıkar, destek olur. Hiç problem değil. Ama bir daha böyle bir şirket bulunmaz. Bulunmaz. Benim şahsi fikrim bulunmaz. Bu. Sen bulunur diyorsan. Bulunmaz. Hayır. Hazırdı, her şey hazır. Ya şimdi bakın, Dardanel firması aldı. 25 yıldır götürüyor. 90 senesi tabii. Hocam. 25 yıl. Evet. Süperlikleri gösterdi bu şehire. Her şey güzel. Kendi şirket takımına karşıyız demek iş mi? Sen ne diyorsun ya? Ben şunu onu dile getiriyorum. İştaş. Öbür taraftan Kale Budur da olsun. Evet. Çanı alsın, Kale Budur finanse etsin. O da çıksın 3. lige, 2. lige, Süper Lig'e. Evet. Yani Türkiye'nin en önemli 3 tane kuruluşu Çanakkale içinde. Evet. Bunlardan İştaş, Çanakkale Seramik, Dardanel. En önemli 3 tane kuruluş. Bir tanesi içinde Dardanel, birisi girmek istiyor. Yarı yolda kişisel problemlerden dolayı bırakmak zorunda kalıyor. Daha önce aynı şekilde Çan'da bir takım destekler yapmıştı, evet. Kale Budur. O da bazı bu çirkin oyunlara kızaraktan futbolla ilişkini kesti. Güreşe zor başladım. Günler yaşıyor. Evet. Şimdi yeni yeni orada kişisel başkanın Mehmet Yüksel'in çabalarıyla 3. lige çıkmaya çalışıyoruz hocam. Evet. Bal ligine çıkmaya çalışıyoruz. Maalesef, yani inanılır gibi değil yani. Zaten amatör kümenin kan ağladığı bir ortamda, kimsenin para veremediği bir ortamda böyle bir kaynak varken... Ya bu insanları küstürmek, neye akıl hizmet onu anlamış da değilim yani. Onlar o başında olan kardeşlerim. Valla ben de kulüp başkanı Özgür Şahin. Özgürüm. Ben hayatımda hiç görmedim. Evet. Tanımıyorum, etmiyorum. Evet. Nasıl bir insan olduğunu da bilmiyorum. Mükemmel, çok iyi bir insan. Ben kendisini çok iyi tanıyorum. Yok, tanıyorum. Nasıl bir insan olduğunu da bilmiyorum. Ama bu konuyu o gözle bakmamalı. Evet. Yani daha farklı bir gözle bakmalı. Çevresindekilerine bakmamalı. Ya yani bilmiyorum kime bakıyor, yani neye bakıyor. Ben neticede orada şu aşamada oraya vurulacak bir neşter var. Araya da devre arası girecek. 2 maç daha var. Devre arasında gerekli düzenlemeler yapılır. Evet. Şurada ısrarcı olmamak lazım. Mesele Fadıl Aşikar, Ahmet Katra meselesi değil. Onun mukayesesi, bunun mukayesesi de değil. Evet. Mesele burada Çanakkalespor'un başarılı olması. Antrenörler gelip geçici kardeşim. Az önce söyledik. Ertuğrul Sağlam'ı gönderdiler. Hamza Hamzoğlu'nu gönderdiler. Oradan mı gidiyor, başarılı. Buradan mı gidiyor? Başarıyla da endeksli değil. Evet. Mesele değil. Bazen olmayabilir. Evet. Ters gidiyordur. Ne işte yapıyorsun? Bu dönem ya Aşikar, gel altyapının başına devam et. Bir ligi de tanı. Yeni sezonda yine devam et. Ama burada bu andaki çözümü bulman lazım. Bir o altyapı hocasını getir. Ahmet Üçüncü'yü getir. Atıyorum Cenk'i getir. Ya kimi getiriyorsan. Ya sözü bu tabu kimi sen getirdin, evet. Zaten buraya. Yani hiç olmazsa birisi getirsin. Burada böyle bir problem varsa. Ben çünkü kaynak antrenmandan kesin. Bir fotoğraf paylaşmışlar gördüm. Hoca konuşma yapıyor. Affedilen 18 tane futbolcunun bir tanesi yüzüne bakmıyor. Böyle konuşma olmaz. O fotoğraf belli ediyor. Sen oyunculara bir şey söylüyorsun belki iyi niyetli ama o futbolcu artık dinlemiyor seni. Dinlemiyor.
İçinden sana belki kötü şeyler de söylüyor. Yani böyle sürdürülebilir bir ortam değil. Ha bütün takımı gönderecek gücünüz varsa gönderirsiniz, yeni oyuncular transfer edersiniz, o başka. Ama bu mevcut oyuncular varken bu mevcut oyuncularla hocanın birlikteliğini sağlamak lazım. Nasıl sağlayacaklarsa bilmiyorum. Derbiye de 10 dakika kaldı. Hocam konuşmamız devam ediyor ama bu önemli bir sorundur. Evet, çok yazık oldu. Arası bulunur mu, bulunmaz mı? İştaş bir şekilde ikna edilir mi? Ama zor artık zannetmiyorum. Neticede bugün oynanacak erteleme maçları da oynandı. Bu sonuçlarla Çanakkale Spor 5. sırada kaldı 16 puanla. Sultan Gazi 20 puanla liderliğe yükseldi hocam. İkinci Alemdağ 20 puanla. Üçüncü Beşiktaş Evler 19 puanla. Dördüncü Mudanya Spor 16 puanla. Beşinci Çanakkale Spor 16 puanla. Altıncı İFA'da 15 puanda. 16 puanda o da. Evet. Puanlar da birbirine çok yakın. Halbuki çok da kaybedilmiş bir şey yok. Şey yok da kaybedilen çok büyük bir organizasyon şeyi var yani. Evet. Bayağı bir kaos. Bakalım o nasıl atlatacaklar bu kaosu. Evet. Evet hocam kısaca hemen toparlayalım. Evet. Süper Amatör kümede önemli maçlar vardı. Evet. Hafta sonunda en önemli maçlardan bir tanesi de Biga Çan arasında oynandı. Biga'da Çan 3-0 kazandı. Ve bugün bir önemli maç daha vardı Bozcaada'da. Bozcaada Spor Aslanca'yla. Aslanca Spor'da deplasmanda 3-1 kazandı. Hemen bu maçları kısaca değerlendirelim. Biga maçı benim için sürpriz değil. Ben taraftarla işte didişmelerinden birazcık şeydim. Çan Spor'un yenmesi gayet doğal. Çünkü Biga çok fuzulü puanlar kaybettiği maçlar var. Bunlardan bir tanesi Geyikli maçı zaten. Bunların göstergesi. Abi, futbolcu kalitesi olarak Yeniçan Spor ağır basıyordu. Galip gelmesinden daha zaten skor da belli zaten. Onun için Çan Spor'un yolu açık. Ben yalnızca Çan Spor'a şuradan bir gönderme yapacağım. O taraftar eğer ki oraya maç izlemeye gelirse Çan Spor iyi durumlara girer. Eğer maç izlemenin dışında başka durumlara bürünürse Çan Spor'a çok zarar verir. Bugün Lapseki maçını seyirsiz oynayacak. Ben buna da karşıyım. Kardeşim amatör maçı nasıl seyircisiz oynatacaksın? Parayla mı giriyor ki adam? Gider şeyin üstünden seyreder oradan. Nasıl bunu önlem alacaksın? Alma şansın yok. Bak göreceksin yine o Çan'da, o Lapseki maçında dünya kadar edecek. Ve öyle bir yani ceza kurulunda vermiş olduğu öyle bir yanlış karar ki en azından bir iki maç kapatacaksın o sahayı ki diğer takımlara da örnek olsun. Şimdi sen Lapseki'de nasıl kapatacaksın Lapseki'nin sahasını? Yarın öbür gün Lapseki'de bir durum olsa. Hayır nasıl kapatacaksın? Adam da yapacak. Daha güçlüyle. Daha korunaklı. Hayır nasıl diyorum ona vermiyorsun o cezayı. Şimdi Lapseki'ye yarın öbür gün böyle bir aynı küfürlü yani sahanın içine adam girecek, Bozcaada'nın kalecisinin parmağını kıracaksın ve sen seyircisiz maç cezası veriyorsun. Yeneceğini niye verdin 3 maç kapattın sahasını? Yani onun için ceza kurulunda buna birazcık dikkat etmesi lazım. O kitaplara olmuyor, azıcık da dinlemesi lazım. Gelibolu Gölcük 1. amatör günü evet. Kapattın sahasını. Şişe atıldı diye sahasını kapattılar. Şimdi niye? Şimdi bu ceza herkese oraya teşvik etti. Sadece bu kadar şey yapıyorsun, gözlemci raporları, hakem raporları hepsini okuyorsun ama ceza kurulu. Biz çünkü ilk tertip kurulu olarak oraya sevk ediyoruz. Evet. Bize kalsa ben 4 maç kapattırırım. Evet. Ama ne yazık ki şimdi bak yarın öbür gün başka kulüplerde olduğu zaman göreceksin bak bunu hep beraber söylemiştik. Evet, yarısı. Bozcaada Lapseki hocam. Bozcaada Aslanca. Gidiyor. Bak, şimdi Bozcaada Aslanca maçı dersen bence sürprizlenem de. Ama Bozcaada'nın mağlubiyetini ben şans olarak artık niteliyorum. Evet, yani. Ne mağlupti Bozcaada? Evet, yani. Geçen hafta Çan deplasmandan 2-2 dönmüştü. Sen ne diyorsun yani? Dengeli bir takım. Hele bir de kendi sahasında demek ki pis bir gol idi diyorum artık. Tabii yani, maçı izlemediğim için de yorum getiremedim. Haberleri de alamadık. Bugün evet, oynandı çünkü evet, maç. Evet. Lapseki 4-0 kazandı. Ve puan durumu
Hocam Bozcaada ile Bigaspor biraz geride kaldı gibi. 4 ve 5. sırada 15'er puanda. Şeyden gelip Yeniçen, şey Aslanca, Lapseki avarajla 20 puanla ilk 3'ü paylaşıyorlar hocam. Daha... Bunların arasında Bozcaada da tabii bunların arasına şey yapar. Ben bu 4 tane takım arasında kıyasıya gidecek diyorum. Evet. Yani, çünkü Yeniçen, Aslanca, Lapseki, Bozcaada. Çünkü Biga eğer bu bir kan değişikliği yapmazsa yukarıları zorlayacağını zannediyorum. Kepez zaten belirli bölgeden uzaklaştırdıktan sonra kötü bölgeden ondan sonra Kepez için yani şampiyonluk şey değil. Evet, önemli. Bu grupta haftanın sürprizi de Aslan'a Bayırı Geyikli maçı. Vallahi oldu. Geyikli maçına da hemen hocam Aslan'a Bayırı ilk galibiyetini aldı ve 3 gol attı. Evet, Sayın Kurt, buna ben çünkü izlediğim için bir yorum getireceğim. Yani Geyikli Spor'un oyun anlayışıyla oraya yüklendiğinizde maç 4-0'lık, 5-0'lık bir maçtı. Yani gördüğüm direklerle oradan dönüyorum. Yani boğmuş yani yakalamış hepsini. Bütün her şeyi yapıyordu Geyikli. Ama ne hikmetse belli bir o 1-1, 2-1 galibiyetten sonraki galip de Geyikli. Ondan sonra ikinci golü yedi. Ondan sonra 3'e gitti. 4'e yani hep kovalamaya gidiyor. Bir bakıyorsun maç bitiyor uzatma dakikalarında. Tıngır tıngır bir gol girdi. Kaleci çarptı etti falan. Hani kaleci sorunu var Geyikli'de. Zaten bütün takımlarda var da. Ama Geyikli'nin acilen iyi bir kaleciye ihtiyacı var. Yoksa takımı iyi yani. Eren de zaten uzun süre bir kadro dışıydı. İlk kez affedildi. İlk maçta oynadı. Ama Sayın Kurt 250 kilo falan yani kalkamıyor. Evet. Yoksa o eski benim bildiğim Eren, manken gibi Eren nerede? Gitmiş sumo güreşçisi gibi. Ya. Evet. Evet hocam, birinci amatör küme sona erdi bu hafta. Evet. Haftanın sonuçlarıyla başlayalım. Sonra kısa bir değerlendirme alalım. Barbaros 6, Kavaklı Gençlik 1, Tarımspor 1, Ezinespor 4, Gelibolu Armiş 1, Çardak 3, Gökçeada 6, Bayırköy 1, Gölcük Gençlik 3, Ayvacık Belediye 2. Bu sonuçlar sonunda ilk yarıyı Barbaros Spor 24 puanla birinci bitirdi. İkinci Ezinespor 22, üçüncü Gökçeada Spor 22, dördüncü Tarımspor 10 ve beşinci Gelibolu 14. Pardon, Gelibolu Harbiş Spor 10 puanda 5. Sayın Kurt, hiçbir sürpriz yok. İlk yarının böyle kapanacağı zaten belliydi. Hı-hı. Şimdi yani iyi takımlar transferlerle girerlerse ikinci devreyi çok büyük çekişmeli bir birinci amatör küme bekliyor. Bunu da bütün Çanakkale futbol severlere bile diyeyim. Çünkü neden diyeceksin? İlk maç Barbaros'un Gökçeada'da. Gökçeada çok zor bir deplasman. Siz Çardak'la içeride oynuyorsunuz. Bu tabii Çardak da düzelmeye şey ama benim gördüğüm bir Ezinespor bu kolay geçer. Ve eğer ki benim düşündüğüm Gökçeada Barbaros maçından sonra Ezine ligin ikinci yarının ilk maçı lider olarak lige başlayabilir diye düşünüyorum. Evet hocam, bu görüntüye göre Barbaros Spor kaçacak. Biz de kovalayacağız arkadan. O görünüyor. Çünkü Barbaros Spor gerçekten istikrarlı gidiyor. Evet. Hiç takılmadılar. Takım olarak da zaten bir önceki sezondan birbirlerini tanıyan oyuncular var. İyi bir ekip. Biz sizi yendiniz zaten. Bir biz yendik. Onun dışında 8 galibiyetle ve maçlarını da farklı kazanıyor diğer takımlara karşı. Onların kaybetmesini bekleyip sürekli kazanmak lazım. Abi bir avantajınız için var hocam. Siz onunla oynayacaksınız burada. İşte final onu söylüyorum hocam. Yani, yani o maç final maçı da olabilir ama yani Barbaros hata yapmadığı sürece yani sürekli oraya kadar gidecek işte. Tabii yani şimdi Ezinespor olarak biz veya Gökçeada Spor ekstra bir beraberliğe x bir takımla kaldığımız anda işimiz çok zora giriyor. Onu o anlamda söylüyorum. Çünkü Barbaros takılmıyor. O maçlarda hiç takılmadı. Evet. Farklı ve rahat kazandı. Bir de o da geliyor. Gökçeada da geliyor. Evet. Çünkü. Zaten baktığın zaman hocam Barbaros, Ezine, Gökçeada, Tarımspor, başlangıçta Armiş, Gelibolu takımlar dördü dengeli bir takım aslında. Bu takımın birbiriyle yapacakları maçlar İkinci yarıda da belli, ligi belirleyecek belli. Büyük bir ihtimalle. Evet. Çünkü Tarımspor toparlanmıştı. Evet. Son maça kadar beraberlikle Bayırköy'le kaldı. Hayır, bizim için zor bir deplasmandı. Bu maçın tek bizim için yanlış gelen tarafı maçın sabah 10'da oynatılması oldu. Hala anlam vermiş de değiliz. Evet. Ya bu maç neden oynandı sabah 10'da?
Çünkü bizim takım Ezine'den gelecek Çanakkale'ye. Evet. Tarım Spor Merkez takımı doğal hakkıdır. İstediği saatte oynayabilir ama daha önce saha yoğunluğundan dolayı Tarım Spor'un maçları Eceabat'ta saat 2'de oynandı. Evet. Ama Ezine Spor'un bu haftaki maçı ne hikmetse sabah 10'a verildi. Tertip kurulunun kararıdır. Bununla Tarım Spor'un bir talebi olmuş mudur, olmamıştır. Hoca ile konuştuk. Bizim ekstra bir talebimiz olmadı ama maç saati 10 olarak açıklandı. Biz de tamam dedik diyor. Yani biz sabah oynayalım diye de bir başvurumuz olmadı dedi. Ondan önce biz maçlarımızı 2'de oynuyorduk. Eceabat'ta bu maç böyle verilmiş. Bize de maçı tebliğ ettiklerinde biz de tamam dedik. Bir şey demedik diyor. Ama Ezine Spor'u zorlayan bir saat oldu. Saatin yanında takım da oldu. Yani maç beklendiği gibi zor geçti. Evet. Skor olarak biz 4 tane gol attık. Pozisyonlarımız da var ama Tarım Spor oyun olarak pas trafiği açısından özellikle ikinci yarının ilk 20 dakikasında olumlu bir futbol sergiledi. Maçın kırılma anları vardı. Evet. Aslında maçın ilk yarım saatlik bölümünde biz Ezine olarak üstündük. Evet. Pozisyonlarımız vardı. Golümüzü de attık. İkinci yarıda Tarım Spor daha iyi başladı. Pas yaparak orta sahayı kullandılar ama onlar da biraz pozisyon üretmekte zorlandılar. Gol pozisyonu ürettiler. Kritik pozisyonlar vardı. Özellikle Tarım Sporlu oyuncuların itiraz ettiği orta sahada futbolcumuzun düştükten sonra topu elle tutmasına ikinci sarı kartı beklediler. Uzun süre ona itiraz ettiler. Pozisyonun başlangıcında hakem herhalde o dengesini bozma ile ilgili faul arasında kaldı. Bizim oyuncuya da faul çalabilirdi çünkü. Çalmadı ama bir diğer pozisyonda da bizim Eyüp kaleciyeden topu kurtardı. Kaleci çarptı, penaltı olması gerekirdi. Faul verdi kaleciye faul. Ama maçın genelinde hakem bence iyi maç yönetti. Evet, çok iyi. Yani bu şu ana kadar amatör küme maçlarında baktığımızda doğru kararlar verdi. Maçtan sonra da o oyuncunun atılmadığı ile ilgili itirazlar oldu. Ama neticede Tarım Spor skor aldatmasın. Aldatmasın, biz zor takım. Gollerimizi attık. Kaçırdığımız da goller vardı ama gerçekten hatta yani biz onlarla sürekli antrenmanlarda da aynı karşılaşıyoruz. Benim antrenmanda görmediğim oyuncular da vardı. Vardı. Takımda oynayan özellikle 7 numaralı oyuncu, işte sağ kenarda oynayan 9 numaralı oyuncu. İdmana gelemiyordu onlar. Defansları idmana gelemeyen ama maçta iyi bir performans sergilediler. Kutluyorum Tarım Spor'u. Ufak tefek sertlikler oldu ama centilmence de bir maç oldu. Evet. İki takım futbolcuları pek fazla birbirlerine girmediler. Bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz hocam. Son olarak hatırlatacağımız voleybolda önemli bir maçtı ama Belediyespor bu maçı kaybetti. İlk 8 için avantaj sağlayabilirdi ama yine de 3-2 olduğu için bir puan aldı hocam. Evet. Yenilen de puan alıyor. Evet. Bir de son olarak Ünilik'te mücadele eden vatanseverler Amerikan futbol takımımız da kendi evinde Okan Üniversitesi'ni 60-0 yenerek grup lideri oldu. Vatansever futbol takımı teknik heyetini de kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Evet hocam, derbi maçta başladı. Evet. Programımızı burada noktalayalım. Son olarak söylemek istediklerim varsa onları alalım. Vallahi Boğaz TV'nin bu güzel spor programını hayata geçirdiğin için, bunun devamını sağladığın için başta Boğaz TV kurucularına, bu programı hazırlayanlara ve sizin şahınıza teşekkür ediyorum. Bir daha ne dediniz ya, seven olur, Ezine de sevmen olur. Sizi sevmeyen olsun. Yok, ölmesin hocam. Ölmesin. Sevmeyen olsun. Bizim kimseyle ekstra bir şeyimiz yok. Futbolun içerisindeki doğruları söylemek, bize göre doğruları, kimine göre yanlış olabilir ama herkesin fikrine saygı duymak durumundayız. Evet. Biz de insanların fikirlerine saygılıyız. Biz kendi görüşlerimizi burada paylaşıyoruz. Kimseye iftira atmadan, karalamadan. Kendi görüşümüz. Katılan olur, katılmayan olur. Yani herkesin canı sağ olsun. Neticede burada konuşulması gereken Çanakkale'nin ortak değerleri ve ortak başarısı. Çanakkale markasının, Çanakkale isminin başarılı olması. Burada kişilerin hiç önemi yok. Bizler hepimiz gelip geçeceğiz. Özellikle de biz Boğaz TV programında, spor programını
Tamamen gönüllülük esasına yapıyoruz. Ne ben ne Ahmet Kantor hocamız bu kurumdan, kuruluştan ekstra bir para almıyoruz. Hatta zamanımızı harcıyoruz. Gelip gitmelerde de kendi masraflarımızla kendimiz karşılıyoruz. Bundan da hiçbir şekilde gocunmuyoruz. Gayet de memnunuz. Zevkle yapıyoruz. Futbolun içerisindeki doğruları ve güzellikleri sizlerle paylaşmak için bu yayında sizlere ulaşmasında emeği olan insan konuğa da çok teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Başarılı haftalar olsun Çanakkale adına. Çanakkale ismi her şeyin en güzelini hak ediyor. Kalın sağlıcakla iyi akşamlar diliyoruz.